Kulak çınlamaları iki şekilde tanımlanmakta. Bunlardan biri objektif, diğeri subjektif çınlama. Objektifler genellikle kas ve damar kökenli hastalıklara bağlı oluşa, oluşmaktadır. Subjektif çınlamalar daha çok iç kulak veya işitme siniri kökenli patolojiler sonucu oluşmaktadır. Bunun yanı sıra gürültüye bağlı durumlarda, gürültülü işlerde çalışanlarda yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkan çınlamalarda görebilmekteyiz. İleri yaşlarda işitme kaybının olmasıyla ortaya çıkan çınlamalar vardır. Fakat tek taraflı çınlamalarda işitme kaybıyla birlikte ise veya baş dönmesi ile seyrediyorsa bunlarda mutlaka bir iç kulak emarı ile kulak değerlendirilmeli bir işitme siniri kökenli patolojinin olup olmadığı araştırılmalıdır.